sonhavadis.com sunar. Efendim merhaba, 21 Ekim Cumartesi sabahındayız ve ben Karolin Yılmaz. Karolin Yılmaz ile hafta sonu başlıyor. Bugün yine birbirinden uzman konuklarım ile gündemi sizlerle birlikte yorumlayacağız. Birlikte mutlu olmaya çalışacağız. Tabii çok da mümkün değil bu şartlar altında gülümseyebilmek. Bakmayın, biz şimdi kameranın önünde olduğumuz için gülümsemeye alışkınız. Sizlere de birazcık olsun tebessüm ettirebilmek adına, ama hani ne mümkün? Mümkün mü? İzlediğimiz o görüntülerden sonra, mümkün mü duyduklarımızdan, şahit olduklarımızdan sonra? Asla mümkün değil, ama bu şartlarda dahi bir şekilde de hayat devam ediyor. Her şeyin bilincinde olacağız, yapmamız gerekenleri yapacağız, ama diğer taraftan da modumuzu, keyfimizi yine de mümkün mertebe yukarıda tutmak için bu programı yapıyoruz efendim. Umarım bu şartlar altında dahi biraz olsun sizi keyiflendirebiliriz bu güzel cumartesi sabahında. Pekala, şimdi programımıza yeni bir bölüm ekledik ve bu yeni bölümde aslında haftanın öne çıkan birkaç başlığını da sizlere aktaracağım ki hafta sonuna giriyoruz. Hafta sonuna girmişken de hani hafta içi neler oldu onları tekrar bir hatırlayacağız. Sonrasında da konuklarımı davet edeceğim. Evet efendim, haber turumuzda dilerseniz başlayalım. Çünkü önemli gelişmeler var. Onları şöyle bir hatırlayalım. Hafta içi neler olmuş? Evet, vize serbestisi konusu. Çünkü politika sertleşiyor. AB komisyonundan yapılan açıklamada gelişen jeopolitik bağlam vizesiz seyahatle bağlantılı yeni zorlukları da beraberinde getirdi. Bu nedenle AB'nin vizesiz seyahatin kötüye kullanılması durumlarını ele alacak donanıma sahip olması büyük önem taşıyor denildi. Açıklamada bu durumlara örnek olarak AB'nin vize politikasıyla uyum eksikliği nedeniyle artan düzensiz göç, vizesiz ülkelerdeki yatırımcıların vatandaşlık programları veya göçmenlerin devlet destekli araçsallaştırılması gibi hibrit tehditler gösterildi. Yeni kurallara göre üye ülkeler vize serbestisi uygulamalarını askıya alabilmek için daha geniş ve esnek gerekçeleri öne sürebilecek. AB, vize serbestisi rejimi uyguladığı 60 ülkeden bazılarından düzensiz göçmen girişi yaşanmasından endişe ediyor. Bu durum jeopolitik konumlarla da alakalı olsa yine dünyada ne zaman bir karışıklık çıksa tabii ki göç dalgaları da start veriyor. Bu ekonomik karışıklık olabilir veya siyasi, savaş, her türlü sıkıntı, her türlü problem göç dalgalarını doğal olarak tetikliyor. Bu konuda da tabii düzensiz göçte ülkelerin düzenlerini alt üst edebiliyor. Bakalım yeni alınan yöntemler doğrultusunda biraz daha düzen gelecek mi bu konuya tüm dünyada, özellikle de AB'de. Peki efendim, bir sonraki haberimize geçelim. Çin'le alakalı, Rosneft'ten Çin'e gönderilen petrole ilişkin açıklama, Rusya'nın en büyük petrol şirketi Rosneft'in başkanı Igor Sechin, Çin'in başkenti Pekin'de düzenlenen bir etkinlikte konuştu. Orta Doğu gelişmeleri ekseninde Rusya'nın Çin'e güvenli bir şekilde petrol tedarik ettiğini anlatan Sechin, petrol Doğu Sibirya Pasifik Okyanusu boru hattıyla sevk ediliyor. Bu, Orta Doğu'da artan jeopolitik istikrarsızlıklar nedeniyle Hürmüz Boğazı veya Süveyş Kanalı üzerinden yapılan tanker taşımacılığına kıyasla çok daha güvenilir rota gibi görünüyor, dedi. Rusya'nın Çin'e yönelik petrol sevkiyatının artmaya devam ettiğine işaret eden Sechin, bu yıl Çin'e 75 milyon tondan fazla Rus petrolü sevk edildi ve bu da geçen yıla göre %25 daha fazla ifadesini kullandı. Sechin, Rusya'nın bu yılın 8 ayı itibariyle Suudi Arabistan'ın önünde Çin'e en çok petrol sevkiyatı gerçekleştiren ülke konumuna yükseldiğinin de altını çizdi. Rusya'nın Çin'e petrol sevkiyatı 2022'de bir önceki yıla göre %28 artarak 89 milyon tona yükselmişti. Aman petrol şarkısı arkada çalmaya başladı bizim zihnimizde. Her şey petrol ve enerji. Efendim biliyorsunuz, savaşların da çoğunun sebebi aslında enerji ekseninde dönüyor. Geçtiğimiz haftada enerjiyle ilgili konuğumuz oldu, zaten masaya yatırdık. Enerji varsa dünyada kral sizsiniz, enerji yoksa da
krallara merhaba demek zorunda kalıyorsunuz. Peki devam edelim. Küresel piyasalarda Orta Doğu gerilimi sürüyor. Küresel piyasalarda tahvil getirilerinde yaşanan yükseliş ve Orta Doğu'da tırmanan gerilimin etkileri hissedilmeye devam ediyor. Çarşamba günü %1'in üzerinde düşüşle kapanan Wall Street endeksleri vadeli işlemlerde kayıpları da sürdürüyor. Avrupa vadeli endeksleri de geriliyor ve ABD 10 yıllık tahvil getirisi aralıksız yükselişini 4. güne taşıdı ve Temmuz 2007'den bu yana en yüksek seviyesi olan %4,96'dan işlem görüyor. Asya hisse senedi endekslerinden Japon Nikkei 225, Hong Kong Hang Seng ve Çin CSI 300 ise %1'in üzerinde kayıplarla işlem gördü. Bu hafta Orta Doğu'daki gerilimle yükselen petrol, ABD'nin Venezuela üretimine yönelik bazı yaptırımları askıya almasıyla geriledi. Güvenli liman talebinin desteklediği altın son 5 günde %4'ten fazla yükseldi. Dolar endeksi aralıksız 3 günde %0,1 arttı efendim. Peki İsrail-Filistin savaşında hastane saldırısı yürek yakan görüntüler tabii ki. Uyuyamıyoruz bu görüntülerden, bu gelişmelerden sonra. Gazze'de hastane saldırısında yüzlerce sivil biliyorsunuz ki hayatını maalesef kaybetti. Gazze'deki El Ehli Baptist Hastanesi'nde meydana gelen patlamada yüzlerce Filistinli hayatını kaybetti. Gazze'li yetkililer İsrail'in hava saldırısı sonucunda en az 500 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi. İsrail ordusu ise hastanenin Gazze merkezde İslami Cihat Örgütü'nün düzenlediği başarısız füze saldırısı sonucu vurulduğunu söyledi. ABD Savunma Bakanlığı saldırıdan kimin sorumlu olduğu konusunda henüz bilgi sahibi olmadığını söyledi. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu da İsrail uçaklarının hastaneye saldırmadığını söyledi ve İslami Cihat'ı suçladı. Bölgede çok sayıda şehirde İsrail karşıtı protesto gösterileri düzenlendi. Saldırının ardından Ürdün, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden ile Mısır ve Filistin liderlerinin Amman'da yapacağı toplantının iptal edildiğini duyurdu. İsrail ziyaretini gerçekleştirecek olan Biden, patlama nedeniyle öfke duyduğunu ve derinden üzüldüğünü belirterek ulusal güvenlik ekibinden tam olarak ne olduğu hakkında bilgi toplamaya devam etmesini istediğini sözlerine ekledi. Filistin lideri Mahmut Abbas, hastane saldırısının ardından 3 günlük yas ilan etti ve saldırı olmasaydı Biden ve diğer liderlerle görüşeceği Ürdün'den ayrılarak Batı Şeria'ya döndü. Washington'daki Orta Doğu Enstitüsü'nün kıdemli üyesi Randa Slim, konuya ilişkin değerlendirmesinde bölgede herkesin çok gergin olduğunu belirterek, Biden İsrail'e gelip İsrail'in kendisini savunma hakkına sahip olduğu mantrasını tekrarlarsa işler çok zor olacak yorumunu yaptı. Evet, bu konu hakkında zaten yorum yapılacak artık pek bir şey kalmadı. Çünkü sözün bittiği yerdeyiz. İnsanlığın belki de öldüğünü tekrar gördüğümüz yerdeyiz. Yıllar önce insanların ayıpladığı, tarihe kara leke olarak bir şekilde geçmiş olan görüntülerin daha da beter şekilde şimdi tekrarlandığını görüyoruz. Üstelik sivillerin, yaşlıların, kadınların ve maalesef ki özellikle çocukların, hele ki bir hastane ortamında katledilmelerine şahitlik ettiğimiz için çok ama çok üzgünüz. Peki devam ediyoruz. Efendim Bakan Şimşek yatırım turuna Fransa ile devam ediyor. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek günübirlik temasları çerçevesinde Paris'te yatırımcılarla yuvarlak masa toplantıları gerçekleştirdi. Bu kapsamda ülkenin en büyük iş insanlarının üyesi olduğu MEDEF ile toplantı yapan Şimşek, iş insanları ve yatırımcılara Türkiye'nin ekonomi politikalarına ilişkin sunum yaptı. Bakan Şimşek, fon tutarı 4 trilyon doları bulan Avrupa'nın önde gelen 7 fon yöneticisiyle de bir araya geldi ve mevkidaşıyla görüştü. Şimşek, temasları kapsamında Fransa Maliye Bakanı Bruno Le Maire ile de toplantıda görüştü. Bakan Şimşek ayrıca Uluslararası Enerji Ajansı Başkanı Fatih Birol'la da görüşme gerçekleştirdi. Franco-German Forum'un akşam yemeğinde Fransız ve Alman yatırımcılarla buluşacak olan Şimşek, uluslararası yatırımcılara Türkiye'nin yeni ekonomi politikaları ve orta vadeli programdaki hedefler ve reform hazırlıklarını anlatacak. Katılımcıları ülkedeki fırsatları da değerlendirmeye ayrıca davet etti. Evet, gündem bu şekilde. Maalesef gündemde gururla bahsedeceğimiz, mutlulukla bahsedeceğimiz haber şu an için küresel anlamda yok. Dünya karıştı. Bir an önce bu karışıklığın
bitmesi ve barışın tekrar bütün dünyaya hakim olması, çocukların artık ölmemesi dileğiyle efendim. Karolin Yılmaz ile hafta sonu devam ediyor. Az sonra konuklarımı çağırıyor olacağım. Evet efendim, 21 Ekim Cumartesi sabahındayız. Ben Karolin Yılmaz. EkoTürk ekranlarında Karolin Yılmaz ile hafta sonu kaldığı yerden devam ediyor. Daha yeni başladık zaten. Saatlerimiz 10.16'yı gösteriyor. Şimdi konuklarımla başlamadan önce bir de ödül aldık. Hemen onu da göstereyim efendim. Altın İnci ödülleri ve Karolin Yılmaz ile hafta sonu yılın en iyi çıkış yapan ekonomi programı olarak bana bu ödülü takdim ettiler. Çok teşekkür ediyorum. Daha 3. bölüm ve ödül aldık. Gerçekten hızlı çıktık galiba arkadaşlar. Hepinizin eline sağlık. Işığından sesçisine, yönetmenimizden yapımcımıza ve bütün rejiye ve kanalımıza çok çok teşekkür ediyorum. Tabii konuklarımıza da çok teşekkür ediyorum ve en kıymetlilerinden bir tanesi bizlerle efendim Doktor Tanju Sürmeli, uzman psikiyatrist ve kendisiyle bugün şiddeti ve ülkenin içinde olduğu, dünyanın içinde olduğu durumu konuşacağız. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. İyi yayınlar. İyiyim. Yani ne kadar iyi olunursa artık bu ortamda iyi olduğumuzu söylüyoruz. Tabii herkes üzgün. Ve bu uygulanan insanlığa karşı yapılan, özellikle çocuklara ve kadınlara karşı şiddetin olması, ölümlerin olması oldukça yürek parçalıyor. Bu şeyi fark etmiyor. Her insana yapılan aslında aynı. Bu bir herhangi bir şeyde olabiliyor. Depremde bile aynı şey. Birdenbire insanların yok olması, paramparça hale gelmesi, savaşta da bu oluyor. Ki şu an gündemimizde en önemli şey şu savaşlar ve bu savaşların olmasıyla ortaya çıkan duygu değişimimiz, davranışlarımızı bile etkiler hale geldi. Dün kendi şirketlerimdeki personellerimizle ufak bir toplantı yaptık. Şey diyorlar, hani işler iyi gidiyor Karolin Hanım ama son günlerde o kadar huzursuz ve mutsuzuz ki evet. Ne yapacağımızı bilmiyoruz. Böyle karanlık bir odanın içerisinde gibiyiz. Odaklanamıyoruz. Nasıl çıkacağız bu psikolojiden dediler. İşte aynı şu anki bu Orta Doğu'daki olaylarla ilgili yaşanan duygu bizde deprem bölgesindeki yaşanan duygudan aynı ve sonrasında da bu sorular soruluyordu. İnsanların duygusal ortamlarda verdikleri cevaplar aynı, kültür farkı olmaksızın. Bütün dünyada kültür farksız bir hepimizin verdiği bir cevap var. Vücudun verdiği bir reaksiyon var. Kabullenmek istemiyor kimse. Her şey daha iyi, daha güzel olsun isterken birdenbire bunların hem ekranlarda hem sosyal medyada çok kolay ulaşılabildiği için insan duygularını ve davranışlarını olumsuz etkiliyor. Haklılar yani herkes. Sosyal medya çok bozdu psikolojimizi evet, değil mi? Evet. Bu anlamda. Tabii ki etkileniliyor. Mümkün oldukça az izlemek lazım. Bu şeyde bile yapılan bir çalışmada geçmişte bu sosyal medyadan izlenen bir terör olaylarını bile defalarca izlendiği zaman ya da bir savaş olayı izlendiği zaman kilometrelerce uzaktaki İnsanlar bile etkileniyor ve içlerinde bir huzursuzluk, agresyon ortaya çıkabiliyor. Sebepsiz yere sinirlenmeler, kızmalar ortaya çıkabiliyor ki bu en bununla ilgili bir çalışma yapılmıştı. 9-11 olaylarında bir terör olayıyla büyük bir patlama yaşandı da kayıplar olduğunda bunu Chicago'da ki bu olay New York'ta olmuştu. Chicago'daki izleyenler defalarca izleyip ki oldukça uzak ve günlük hayatlarına yansıdığını gördüler. Bilim adamları baktılar ne oluyor? Herkeste bir gerginlik, bir sinirlik hali var. Bu olağan bir şey, beynin verdiği bir cevap. Peki nasıl en azından şu an için kendimizi bu psikolojiden biraz sıyırabiliriz? Çünkü tamam çok büyük bir katliam yaşanıyor. Gözümüzün önünde, yakınımızda üstelik yaşanıyor. Görmemek mümkün değil. Sosyal medya sürekli zaten elimizde ve maalesef ki görüyoruz ve görmeye devam edeceğiz.
Ama diğer taraftan hayat devam ediyor. Nasıl kendimizi koruyabiliriz i̇şte biraz olsun? Mümkün olduğu kadar ekran görüntülerinden uzaklaşmak. Tabii bazı altyazılar şunlar yine akıllı telefonlara geliyor ama görüntüleri görmek bir ayrı bir etki yaratıyor beyinde görsel olarak. Ama bir de yazıları okumak ayrı bir etki yaratıyor. Yani görsel görüntülerin, o facia görüntülerinin görülmesini azaltmak lazım. Hı hı. Yani kişilerin onlara bakmasını azaltması. Tabii merak ediyor olabilirler. Ama o önemli çünkü o sisteme kaydolduğum zaman beyinde birçok yeri tetikliyor. Uykumuzu bozuyor, duygu değişimimizi bozuyor. Ve mümkün olduğu kadar uyumayı, yani düzgün uyumayı sağlatmamız için kendimize bundan uzaklaşmamız lazım. Uyku çok önemli. Sabahleyin dinç kalkmamızı, daha huzurlu uyanmamızı sağlayacak. Ve vücudun dinlenme sistemi aslında uyku. Uyku da önemli. Beslenmemize dikkat etmeliyiz. Tabii ki bir karamsarlık çöküyor. Özellikle şu an içinde bulunduğumuz ekonomik şartlar da zor. Bir de o var tabii. Biz savaş alanının ortasında bir yerdeyiz. İşte yukarıda aşağıda savaş alanı var. Hani bize de sıçrar mı diye kaygılar olabiliyor. Bu da olağan bir kaygı. Ama bunların hani olmayacak diye düşünmek iyi bir şey. Ama işte gereken hükümetin, askerin, siyasilerin bu çabalarını da olumlu yönde çevirmeleri için de ne yapmalıyız? Beklemeliyiz. Yani bunlar da olumluya gidecek diye bir düşünceye de sahip olmalıyız. Tamam bize olumsuz kaygılar oluşabilecek, gelecek ama bir taraftan da bunların olumluya gideceğine, buna hani bize de sıçramasına izin verilmez gibilerinden düşünmemiz de lazım. Bu bize en azından rahatlatacaktır. Şimdi kontrol edemediğimiz bir durum var günün sonunda birey olarak ortada. Madem kontrol edemiyorsak en azından görsel hafızamızın da çok fazla kurbanı olmamak adına o görsel hafızayı doldurmamak lazım anladığım kadarıyla. Peki şimdi biraz şiddetten konuşsak. Tabii bu konuştuğumuz ortam şiddet ve gerginlik ortamını da doğrudan tetikleyen bir ortam türü. Şiddeti insanın kendisi mi yapar yoksa beyni mi yapar? Şimdi aslında şiddet şöyle bir şey. Kişi veya grubun insanın bütünlüğüne ya da kişinin mağdurun bütünlüğüne, malına, kültürel değerlerine zarar vermesi. Bu her ne kadar kasıt aranır bunda ama birçok zaman da şiddet kasıt olmadan da ortaya çıkabilir. Yani şiddetin tanımlamasında kasıt kelimesi vardır. Ama biz beyinle çalışmalarda bunu görüyoruz. Hiçbir kasıt olmadan da şiddet anlık ortaya çıkabilir. Yani hiç planlamadığı halde bunu yapabilir. Şimdi bu anlık olaylarda biz beynimizde çalışan sistem şöyle. İrade ve irade dışı sistemlerimiz var. İrade sistemi genelde çok daha az oranda devreye giriyor. Ama irade dışı sistem, bu otomatik sistem daha yüksek oranda devreye giriyor. Biz yani günlük hayatımızda birçok şeyi düşünmeden yaparız. Ve durup düşünmeden eyleme geçtiğimiz dönemler hep irade dışı sistemdir. Ama bu irade dışı sistem eğer çocukluğumuzdan beri iyi kayıtlanmışsa bizi bir şekilde korur. Yani dur demeyi İyi araba kullanmak sağlar. Gibi değil mi aslında? Yani hatta bazen araba kullanırken bakarız ki biz buraya nasıl geldik? İşte orada mesela irade dışı sistem devreye girmişti, otomatik pilot. Bu genelde iyi çalışıyorsa. Ama bunun zaman zaman kırıldığı ya da bir takım faktörlerden etkilenerek değişkenliğe uğradığı dönemler olduğu zaman da şiddet ortaya çıkıyor. İşte orada da bu beynin kendisi aslında bunu yapıyor. Kişi yapmış gibi gözükse de beyni yapıyor. Onun için biz farkında olduğumuz zaman bir şiddete yönelecek davranış içinde olduğumuzu kendimize dur demeyi ve eyleme sokmaya çalışmalıyız ki işte o irade kısmı. Onun dışında patlak veriyorsa yani bu düşünce beynimizde bu bölgelerde oluşuyor ama ön bölgenin durdurması lazım bu düşünce oluştuğu zaman. Ama bu çok hızlı olabilir. Hiçbir kasıt olmadan da şiddet uygulanması ortaya çıkabilir. Ama bu tekrar ediyor genelde. Yani şiddeti uygulayan kişi tekrar edebiliyor. Çünkü bir patern var beyin, bunu öğreniyor ve bu paterni otomatikten yapıyor ve şablon okuyor beyin. Okurken de bakıyor diyor ki bu mağdur, fiziksel olarak daha güçlüyüm,
daha kuvvetliyim, buna istediğimi yapabildim. Beyin bunu öğreniyor önce ve buna kolayca yapabileceğini düşünüyor aynı kişiye. Hı hı. A kişisine, B kişisine ya da o gruba yapabileceğini düşünüyor. Bu bir öğreti. Yani bu toplumsal özgürlükler için bir takım insanlar davranışlar göstermek istediği zaman o yönetim ona izin vermiyorsa o da bir öğreti. Yani bunu yapamayacağını öğrendiği zaman ne yapabiliyor? Geri çekilecek. Geri çekilecek. Bu da bir öğreti. Yani beynin bilinçaltına kayıtlanmış oluyor. Onun için de beyin genelde bundan sorumlu kişiden önce. Evet. Bunun farkındalığının olması kişi sonradan genelde farkına varıyor. Ama bir sonraki davranışında eğer irade kısmını devreye sokabilirse engelleme. Yani ben ne yaptığımı devreye girebilir. Devreye ABS girmez. Sistemi gibi gerçekten evet. Araç kullanmakla ama, aslında işte. Evet yani. Ama işte bunu yapabilen de sayısı az. Peki hocam biz nasıl tanıyabiliriz bu insanları? Yani şiddete meyli var. Ülkemizde özellikle kadına çok büyük bir şiddet uygulandığı için hanımlar bir beyi gördüler diyelim ki bana şiddet uygular mı diye herkesin aklından şu an ilk soru i̇şte o geçiyor. Şimdi şöyle, nasıl anlayacak? Bu genelde şiddet olayında davranışlar ve duygular, düşüncelerle ilgili bir takım fireler veriliyor. Ama bu fireleri verilirken bir kadın erkek ilişkisinde ortada bir sevgi ya da aşk gibi bir şeyler olduğunda da bu fireler görmezden geliyor. Beynin böyle de bir özelliği var. Görmüyor, görmemek istiyor. İşte onu görmesi lazım. Ama bir başka şey de toplumsal olarak şöyle de bir öğreti var. Eğer bir takım sözel ya da fiziksel tekrar eden güç uygulamaları olduysa kadına karşı, ya işte ailede de şöyle bir şey var, toplumda da var. Ya bir şey olmaz, biz neler gördük, çek gibilerinden. Halbuki bunlar olmaz. Çünkü şiddeti uygulayan kişi bu şiddeti tekrar edecek. Ve genelde şiddeti uygulayan kişi geçmişte şiddet mağduru. Acısını mı çıkartıyor dönemi. Onun? Acısını veya çıkartıyor. Öğretilmiş mi oluyor? Öğretilmiş oluyor. Beyin öğrenmiş oluyor bu davranış. Ve bu davranışın doğru olmadığını söylese bile bir bakıyor ki öyle bir yerde ortaya çıkıyor ki şaşırıyor kalıyor. İşte eğer babası şiddet uyguladıysa, işte yakını bir şiddet uyguladıysa ben onun gibi olmayacağım dese de aynı şiddeti davranışı gösteriyor. Çünkü bir kere öğrendi artık. Bu paterni tekrar. Şimdi beyin bir şeyi öğrendiği zaman çocuk mesela gitseniz 3 yaşındaki çocuğa şöyle yapsanız o öğrendiği şeyi size yapması gerekiyor. Ama biliyor mu bunun kötü bir şey olduğunu? Bilmiyor. Karşılıklı bir şekilde öğreti olmuş oluyor. Farkında. Ve uygulamaya geçiyor. Sonra yıllar bu kayıtta kalabilir. Sonra yıllar sonra birdenbire ortaya da çıkabiliyor. Peki anlayabilir miyiz? Mesela örnek veriyorum şimdi aklıma ne geldi. İşte oturuyor sürekli bacağını sallayan bir insan. Huzursuz. Belki anksiyete tabii huzursuz söz konusu. Anksiyetesi olabilir, huzursuz olabilir, ekonomik yönden sorunlar olabilir, devamlı aynı olaya takıntılı olabilir, düşünebilir, şüpheci olabilir, hiç gereksiz yere şüpheler, kıskançlıklar ortaya. Bunlar şiddete daha meyilli olabilir. Bir de şiddete meyilli olmanın altına bakıldığı zaman özellikle bu şiddetin cinayete giden kısmında genelde nörolojik bir problem var beyinde. Bu nereden kaynaklandığına bakmışlar. Çocukluk döneminde ya da daha sonra geçirilen kafa darbelerinin hafif ya da orta derece yani ağır hastanede yatması gerekmiyor. Birçoğumuzun düşüp kalktığı, unuttuğumuz darbeler beynimizde birçok bağlantıyı değiştirebiliyor. Ve şiddete sizi meyilli yapabiliyor. Çocuğun kafasına vurma derler ya. Evet. Çocuklar evet. Düşe kalka büyür deniliyor ama düşmemeleri lazım. Bu olabiliyor. Bir de mutsuz olduğu zaman insanlar bir takım yollara gidiyorlar. Nereye gidiyorlar? İşte alkol ve de madde kullanımı ortaya çıkabiliyor. Artıyor ya da ilaçların kullanımı ortaya çıkabiliyor. Bunlar da beyinde düzensizlik yaratabiliyor. Yapılan çalışmalarda küçüklerde ve büyüklerde, ergenler de dahil. Mesela bir şiddeti azalsın diye verdiğimiz ilaçlar bile o kişide şiddeti arttırıp hatta cinayetle ortaya çıkacak sonuçlar ortaya çıkabiliyor. Mesela üniversitelerde ya da liselerde Amerika Birleşik Devletleri'nde en çok görülen bu çocukların gidip okul taramaları, arkadaşlarını öldürmeleri altında kullandığı antidepresan ya da psikiyatrik ilaçlar genelde suçlandı ve bunlarla ilgili bir sürü çalışma yapıldı Avrupa'da, Amerika'da. Bu ilaçların
etkisinde bu davranışları gösterdiğine dair beyine. Demek ki bazı şeyler iyi olduğu gibi zarar da verebiliyor beyine. İşte bunu anlayabilmek için bu tür ilaç kullanıyor mu, bir takım tanıları var mı, genetik faktörleri var mı aile içinde, şiddet daha önce uygulan, şiddet tekrar eden bir şey, tekrar eden bir patern. Beyin bunu tekrar ediyor. Önemli olan bu şiddetin paterni artmadan, yani vurma oldu ya da küfür etti ya da hakaret etti, bunlar artıyorsa bu daha da derinleşecek. Belki de fiziksel veya cinsel zarar verecek davranışlar ve cinayete kadar gidecek olaylarla karşılaşılır. Çünkü dur demiyorsunuz ve öğrendiğine sürekli tekrar etmeyebilir bir beyin var. Ama bir de kişi kendisine dur diyemez artık. Beyin öğrendi bunu. Karşı dur demesi oldukça lazım. Zor. Ama dinlemeyeceklerdir büyük ihtimalle, değil mi? Yani hani bir de öyle bir durum var. Bir de şöyle de bir şey var. Mesela şiddet uygulayan bir kadın sistem onu korusun diye, hani güvenlik sistemi onu korusun dediği zaman, güvenlik sistemlerinde de sorun var şiddeti anlamaları ile ilgili, beyni bilmeleri ile ilgili. Çünkü gidiyorlar, işte bir daha yapmayacakmış, bak özür diledi, hadi bir daha ortada kalın. Ya da hukuk sistemine gittiği zaman da ceza verebiliyor, uzaklaştırma, ama o bittiği zaman tekrar aynı yerde yaşam olabiliyor. Yine korumayabilir. Ya burada en önemli şey beynin çalışma sistemi ve şiddetin tekrar edeceğini değiştirecek iyi bir sistemin oturtulması lazım. Ama bu sistem oturtulmadıysa ya da yoksa istediğimiz şekilde kişilerin kendini koruması lazım. Bu da öğretiyle olur. Çok zor. Loop gibi değil mi? Sürekli dönecek aynı eksenin etrafında aslında. Peki hocam, alkol tüketimi saldırganlığı arttırıyor mu aslında? Arttırıyor, çünkü alkol alanlarda başka maddeler kullanımı da artabiliyor. Ve alkol alanlarda zaman içinde beynin frenleme sistemlerinde değişkenlikler oluşmaya başlıyor. Kendini dur demesi ya da dur eyleme geçtiği zaman kendini frenleme sistemleri bozuluyor. Hani neşeleneceğini zannediyor ama tam tersi. Evet. Bir kısım insan neşelenebiliyor ama bir bakıyor ki bir sonraki olaylarda, trafikte, evde, başka yerde, iş yerinde farklı davranışlar sergilemeye başlıyor. Ama bu farklı davranışlar sergilediği zaman aldığı alkole bağlamayan sayısı da çok fazla. Zaten bizim ülkede alkolle ilgili çok sıkıntı var. Neden? Hiç alkolik yok bu ülkede. Bana bir şey olmazcılar çok fazla. Sorduğun zaman ben akşamcıyım hocam, neye alkolüyüm yani, olur mu? Halbuki alkolik olmanın şeyi, bir sene her gün içiyorsanız bir ya da birden fazla içkiye ya da bardakla diyelim ve sizin karaciğerinize, beyninize toksik etki yaratıyor. Alkol şu an. Şu an yeni yapılan çalışmalarda bir bardak bile zararlı diyorlar beyin için. Evet. Toksik almayın diye. Hatırlatmış olalım buradan. Evet. Peki son olarak hocam, şiddet gören, bizi izleyen belki şu anda birileri var. Ne yapmalılar? Şimdi şiddetin ne yapmaları lazım? Şiddetten uzaklaşmaları lazım. Ama şiddetten uzaklaşmanın yanında şiddeti uygulayanın da tedavisinin de yapılması lazım. Burada da sorun var. Şiddeti uygulayanların tedavisinde de eksiklikler var. Bu eksiklerden en önemlisi de bu şiddeti uygulayanların kişilik bozukları, işte kafasına darbeler alındı mı tespit edilmesi gerekir. Bu genelde yapılmıyor. Yanaşmaz ki beyler. Şimdi hanımefendi evde işte kocasından şiddet görüyor. Gel bakayım kocacığım, senin kafana şiddet mi uyguladılar küçükken, adam kalkıp gider mi? Gitmez. Hayatta gitmez. Gitmez. Hatta der ki bende değil sende problem var. Bravo. Ama işte burada sistem onu yollaması lazım. Evet. Sistem tedavi. Yani şikayet edecek bir yere, onlar da alacak, zorla götürecekler, tepkini yapacak. Bu kadar tedavi almadan bize gelmeyeceksin bir daha, şunu yapmayacak. Bunu yapmak lazım. Ama tedavilerde de ilaçların çaresiz kaldığını biliyoruz. Şimdi beyindeki bağlantılar değiştiriyor. Beyindeki bağlantıları bilimsel olarak değiştiren yöntemler, özellikle ilaçsız yöntemler daha başarılı olduğunu görüyoruz. Ben kendi kliniğimde de bunu görüyorum, şiddet uygulayanların. 5-10 gün sonra artık şiddet uygulanmamaya başladı. Bana ne yaptın hocam demeye başlıyorlar. Beyindeki bu elektriksel bağlantıları değiştiren yöntemler var. Pavlov'un köpeğine yaptı koşullanma yöntemiyle. Beyindeki bu sağlıksız çalışan parçalar daha sağlıklı çalışır hale gelmeyi öğretebiliyoruz. Bu koşullanmayla olduğu için kalıcı etki yaratıyor. Ve kişinin davranışını, düşüncesini ya da eyleme geçtiği zaman
değiştirmesini sağlatan sistemleri devreye sokmasını sağlar. Bu yüzden önemli. Bunlar mesela gelişmiş ülkelerde mahkeme kararlarıyla, özellikle ergenler bu mahkeme kararlarıyla hapse yollanacağına bu sistemlere yollanıyorlar. Diyorlar ki git bu yöntemin adı neurofeedback, git diyor bu yöntemi al 20 gün, 30 gün, 40 gün sonra daha iyi olduğuna göre rapor alalım, seni hapse yollamayalım diye. Şimdi mesela hapisler doluyor, tekrar boşaltılıyor, tekrar onlar iyileşmiş mi oluyor? Hayır, tekrar sokakta o insanlarla karşılaşma riskimiz. Halbuki onların beyin düzeneklerindeki bu düzensiz çalışma sistemlerinin dengelenmesi büyük yarar sağlayacak. Kalıcı olarak da yapılması lazım. Geçici olarak da için. Geçici olduğu için beyin tekrar hatırlayacak ve kullanmaya başlayacak. İşte bir maddeyi kullandığı zaman da herhangi bir maddeyi kullandığı zaman beyin hatırlıyor. O çünkü zevk veren bir şey. Ona doğru yönlerini hatırlıyor ve robota dönüşüyor. Şiddet de öyle. Bir bakıyor ki artık bir kişiyi hele öldürdüğünü öğrenirse başka kişileri de öldürebileceğini beyin öğreniyor. Bunu eyleme çok daha kolay sokabilir. Yani özetle aslında şiddet bir döngüdür. Bu döngüden de terapiyle, ilaçtan ziyade terapiyle öğrenerek ve beynine öğreterek zorla kafana sokacaksın onu. O zaman işte çıkabiliyoruz. Onu da bir sistemin içinde takip edilerek yapılırsa bu başarılabilir. İşte bunu lütfen aklınıza koyun. Hiç bir insan kendi haline bıraktığınız zaman bugün bana şiddet uyguladı, yarın uygulamaz. Aman beyimdir, yapar, düzelir. Ya da eşimdir, arkadaşımdır, yapar, düzelir, müdürümdür, düzelir. Öyle bir şey yok diyor hocam. Mutlaka terapi alması gerekiyor. Çünkü o bir döngünün içerisinde tek başına çıkması mümkün değil. Aksine dozajını arttıra arttıra döngüde kalmaya devam edecek. Hocam çok teşekkür ediyorum. Ben de teşekkür ederim. Aslında daha uzun konuşmak isterdim. Çünkü çok enteresan ve herkesin şu anda ihtiyacı olan bir konu bu. Ayaklarınıza sağlık. Sağ olun. Çok mersi. Evet efendim, şimdi bugün bir sonraki konuğumuz ile programımıza devam edeceğiz. Saatlerimiz 10.37'yi gösteriyor. 21 Ekim Cumartesi sabahında Karolin Yılmaz ile hafta sonu programındasınız efendim. Doktor Lütfü Özşahin dinler tarihçisi ve siyaset felsefecisi kendisi ve kendisiyle yine önemli konuları masaya yatıracağız. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugün şimdi farklı bir konuyu konuşacağız. Dinler. Din nedir? İnsanın ilk dini hangisidir? Din-felsefe ilişkisi var mıdır? Dinlerin kökeni konusunda pek çok hipotez ve teori bulunmakta. Perspektifler varsayımlara göre farklılık gösterir. Bilimsel versiyonları bile tartışılmaz değildir. Dinler tarihi, dinleri benzer ve farklı yönleriyle karşılaştırmalı olarak inceleyen bir bilim dalı. Bu bilim dalının temelinde karşılaştırma, tarih ve din olmak üzere üç olgu bulunmaktadır. Bunlardan karşılaştırma kelimesi bu bilim dalının genel metodunu belirtir. Tarih kelimesi bu bilimin bir tarih bilimi olduğunu, din ise bu bilimin konusunun din olduğunu ifade eder. İnsan hayatında özel bir yere sahip olan dinleri konu edinen tarih branşına da karşılaştırmalı dinler tarihi veya sadece dinler tarihi denir. Bütün bunları ve daha fazlasını dinler tarihçisi ve siyaset felsefecisi Doktor Lütfü Özşahin ile konuşacağız. Lütfü Hocam hoş geldiniz. Nasılsınız? Hoş bulduk. Teşekkür ederiz. İyisiniz inşallah. Çok teşekkürler. Enteresan bir konu gerçekten. Öncelikle din ve felsefe kavramlarını bize anlatabilir misiniz? Evet. Aslında tabii çok bilimsel bir konu ve dolayısıyla bunun üzerinde çok konuşulabilir ama şöyle söyleyelim. Şimdi bazı felsefecilere göre din ve felsefe asla uzlaşamaz. İki alandır. Çünkü din dogmatik bir hadisedir. Ya iman edersiniz ya da reddedersiniz. Dolayısıyla akli bir yöntemle veyahut da akıl yürütemezsiniz bu konuda. Felsefe ise son tahlilde akıl merkezli olarak bir ontolojik soruşturma, yani bir varlık soruşturmasıdır. Dolayısıyla derler ki dinle felsefe uzlaşamaz. Bunu söyleyen genelde daha çok yani ateist olan filozoflar,
ki ateist filozof sayısı da azdır ama genelde onlar bunu iddia ederler. Yani din ve felsefenin uzlaşamayacağını söylerler. Fakat İslam filozoflarına baktığımızda, özellikle Farabi ve İbn-i Rüşd gibi adamlara baktığımızda aslında din ve felsefe arasında bir çelişki yoktur. Sadece bir anlatım biçimi vardır. Mesela İbn-i Rüşd'e göre felsefe ile din aslında kardeştir. Vahiy diyelim ona, din değil de vahiy diyelim. Bir hanımın memesinden akan bir süt felsefedir. Diğer memesinden akan süt de şeydir, vahiydir. Ayrı kaynak, aynı kaynaktan gelirler ama farklı şeylerden akarlar yani. Farklı gözeneklerden akarlar. Dolayısıyla Farabi'ye gidersek o da der ki işte yani eğer etkin akıl yani Cebrail hayal yetisi üzerine etkin olursa peygamber ortaya çıkar. Peygamber hayal yetisiyle ortaya çıkar. Eğer bu etkin akıl, faal akıl, akıl üzerine etkin olursa filozof ortaya çıkar. Arada çok büyük bir fark yoktur. Peygamberler soyutlayarak yani soyutlama yaparak gerçeği ve hakikati ortaya çıkarırlar. Filozoflar da akıl yürüterek aslında hakikati açıklamaya çalışırlar. Dolayısıyla bu perspektife göre din ve vahiy ile aklın uzlaşması, dolayısıyla felsefenin uzlaşması mümkündür. Fakat tabii dediğim gibi bunun aksini savunanlar da vardır. Asla ve kata uzlaşamaz diyenler vardır. Bana sorarsan bence de uzlaşabilirler. Yani çünkü İslam geleneği eğer yani felsefe ile İslam, Kur'an, vahiy şey yapmasaydı, uzlaşmasaydı, Yunan felsefesini tevarüs eden Kindi gibi, işte Farabi gibi, İbn-i Sina gibi veyahut da Amiri gibi, efendim İbn-i Rüşd gibi, İbn-i Bace gibi ve son olarak Molla Sadra gibi medeniyet tarihinde felsefede büyük önem kazanan filozoflar çıkmaz. Böyle bir gelenek oluşmazdı. Elbette ki bu geleneğe karşı dinle felsefenin uzlaşamayacağını savunup bu insanlara saldırılar olmuştur. Yani Kur'an'ı çok dogmatik bir biçimde yorumlayarak sanki Kur'an'ın aklı inkar ettiğini, felsefeyi inkar ettiğini savunanlar da olmuştur. Yani. Tam o noktaya gelmek istiyorum aslında. Evet. Din dogmatik ve kurallar bütünü aslında çok da fazla yoruma açık bir şey değil. Peki veya tam tersi mi, dinin felsefesi mümkün mü? Mümkün tabii. Dinin felsefesi de mümkün. Yani son tahlilde tabii yani din felsefesinde bir şey var, bir disiplin var. Yani Tanrı nedir? Tanrı var mı, yok mu? Bu işi din felsefesi de vahiy mümkün müdür? Öldükten sonra dirilmek mümkün müdür? Dolayısıyla yani din felsefesi aslında din bütün bunları tartışır. Yani dolayısıyla dinin felsefesi de mümkündür tabii her şeyin. Felsefesi mümkün olduğu gibi dinin de tabii ki felsefesi mümkündür. Ama tabii ki yani cevaplar muhteliftir. Yani her filozof veyahut da her felsefeci bir olguyu aynı şekilde yorumlayamayabilir. Yorumlamamıştır zaten yani. Herkes farklı bir sistem oluşmuştur. Aslında zaten felsefe dediğim gibi dar anlamda bir ontoloji varlık soruşturmasıdır ama bunun yanında işte bu varlık soruşturmasıyla birebir bir epistemoloji, bir bilgi nazariyesi, bir aksiyoloji, bir ahlak nazariyesi veyahut da bir insan, evren tasavvuru da gerektiren bir etkinliktir yani geniş anlamda. Ama din felsefesi evet mümkündür fakat şöyle bir şey söyleyeyim aslında yani Kur'an-ı Kerim aslında evet yani efela yaqilun, efela yetefekkerun, efela yetetebberun gibi ayetlerle insanları düşünmeye, tefekkür etmeye, tedebbür etmeye çağırıyor. Bazıları derler ki kardeşim çağırıyorsa şundan dolayı çağırıyor. Yani akıl merkezli bir soruşma değil de Allah'ın varlığını, kudretini anlayın diye çağırıyor. Ben de diyorum ki doğru bu çağrıda bir problem yok ki. Çünkü bizim geleneğimizde aslında iki kitap var aslında yani. Birisi tedvini kitap. Tedvini kitap dediğimiz zaman Kur'an-ı Kerim, Tevrat, Tora, İncil gibi kitaplara anlaşılır.
Bunlar kültürlere göre, zamana göre, koşullara göre şeriatlar değişebiliyor. Fakat bir de tekvini kitap var, evren. Aslında bütün bir evren Allah'ın kitabıdır. Yani buna sünnetullah diyebilirsiniz. Zaten ayet-i kerimede velen tecideli sünnetillahi tebdil ayeti. Allah'ın kanunlarında filan bir değişiklik bulamasın. Yasasında bir değişiklik yoktur. Aynı zamanda yani Kur'an bizi Allah'ın tekvini kitabını okumaya davet ediyor. Niye Kur'an-ı Kerim'de kozmolojiye delalet eden ayetler var? Niye mesela Kur'an-ı Kerim'de işte gökyüzüne dikkat çekiliyor veyahut da dağlara, işte develerin efelayen zurune ilel ibili keyfe hurikat, yani develerin nasıl yaratıldığına bakmıyor musunuz? Dağlara, ormanlara, denizlere, gemilerin nasıl yürütüldüğüne bakmıyor musunuz derken, yani kozmolojik, jeolojik şeylere, kanunlara, hatta biyolojik kanunlara, anne rahminde bir bebeğin nasıl oluştuğuna da dikkat çekiyor değil mi Kur'an-ı Kerim? Evet. Dolayısıyla tabii buradan yola çıkarsak aslında Kur'an evrenin araştırılmasını istiyor. Demek ki o zaman evrenin araştırılması nasıl olur? Evrenin araştırılması Karolina Hanım, akıl merkezi olur. Dolayısıyla demek ki felsefe de akıl merkezi olduğuna göre Kur'an felsefeyi falan yasaklamıyor. Bunların hepsi lafı güzaf. Bazı, bilim var hocam. Bilim var ortada. Bazı böyle İslami kesimde çok affedersiniz zevzek tipler var. Ben açık isimleri vermiyorum. İşte onlar çıkıyorlar bazı kanallara. Efendim dinle felsefe asla uzlaşamaz filan. Din İslam felsefeye kapalıdır diyerek bir takım çevrelere şirin gözükmek için atmadıkları takla yok bunların. Hayır öyle değil yani. Şunu bilimi söyleyeyim. De ayırıyorlar aslında. Hani bilim sanki felsefe ve dini geriletiyormuş. Ben onlara diyorum ki, bak diyorum ki kardeşim yani. Ben diyorum ki bize göre, Kur'an'a göre de evren de Allah'ın bir kitabıdır. Değil mi? Peki evrendeki yasaları yani soruşturmak değil mi? Yasaları soruşturmak bir akli ve bilimsel bir etkinliktir. Öyle mi? Peki Kur'an bunu yasaklıyor mu? Yani Kur'an gidip de ayı incelemeyi mi diyor, güneşi incelemeyi mi diyor? Hatta tam aksine ya işte emrediyor hatta. Emrediyor yani, hatta. Ve şemsi tecrili mustakarrin leha zalike takdirul azizil alim derken Allah neyi kastediyor? Yani sadece ve sadece yani Kur'an sosyopolitik düzeyde veyahut da etik düzeyde bir şeyler mi söylüyor? Hayır. Aslında felsefenin konusuna da işaret ediyor. Çünkü dediğim gibi felsefe akıl merkezli olarak bir ontolojik soru, varlık soruşturmasıdır. Yani sen neyin soruşturmasını yapıyorsun? Biraz daha açalım. Diyorsun ki yani bu dünya görünüşler aleminden mi ibarettir? Yani hakikat şu gördüğümüz ağaç, insan, taş, orman, efendim ova, deniz, yıldızlar mıdır? Yoksa bunların arkasında bütün bunların neşet ettiği, onlara canlılık veren, hayat veren, bu yasaları düzenleyen bir varlık var mı yani? Bu madde midir, oluş mudur, efendim, tanrı mıdır, spiritüel bir varlık mıdır veyahut da bir akış mı? Son tahlile yani felsefe bunları inceliyor değil mi yani? Ne yaptı? Kur'an yasakladı mı size yani bunları? Siz filozof olduğunuzda Kur'an mı yasakladı sizi yahu? Bunların hepsi lafı güzel adamlar, bunların hepsi çok affedersiniz zevzek adamlar yani. Tamam bir şey var yani efendim ki bu yobaz kesim var işte adam işte camide İbn-i Rüşd'ü dövüyor. Oğluyla beraber Kurtuba Camisi'nde İbn-i Rüşd gibi bir filozofa dayak atıyor. Böyleleri de var tamam yani. Ama siz diyorsunuz ki hepsi birbirine. Hepsi birbirine değil mi? Her toplumda vardır yani. Efendim batıda felsefe gelişti de batıda kilise çok mu iyi baktı yani felsefeye değil mi yani? Batının yobazları falan yok muymuş yani? Var. Evet. Ama buna rağmen gelişti yani felsefe batıda devam etti. Ha, bizde kesintiye uğradı, o başka bir şey. Felsefe gelişiyor, bilim de gelişiyor. Dinlerin bir gün tamamen ortadan yok olacağı kavramı hakkında ne düşünüyorsunuz? Mümkün mü? Evet yani bunun gibi akımlar var. İşte New Age var, Scientology falan filan. Bu tip çok akımlar var. Ben de dinlerin yok olacağını sanmıyorum. Yani böyle bir şey olacağını sanmıyorum. Çünkü bazıları derler ki işte bak burada dogmatik düşünüyorsun. Evet ara sıra da dogmatik de düşünürüm. Problem değil. Dinin sahibi bizatihi Allah'tır. İnna enzelnahu zikra inna le hafizun ayet-i kerimesinden yola çıkarak söylüyorum. Yani o vahiy, zikri biz indirdik. Le hafizun, onu biz koruyacağız.
evren durduğu sürece Allah var oldu. Allah zaten var da yani Allah kendi dininin koruyucusudur. Evrenin bizatihi sahibidir. Böyle bir takım bu insanlar filan çıkarlar işte dinler kaybolacak. Ben de soruyorum din kaybolduğu zaman ne koyacaksınız yerine yani? Hani Jung diyor ya Jung yani Tanrı'yı öldürdük. Nietzsche diyor ya Tanrı'yı öldürdük ama bu sefer binlerce Tanrı'nın esiri olup öyle mi? Tabii. Ne yaptınız peki Tanrı'yı öldürdünüz, dini öldürdünüz de onun yerine daha çok iyi bir ahlak sistemi mi inşa ettiniz? Veyahut da şöyle soralım yani Tanrı'yı yeryüzünden kovdunuz, tahtından indirdiniz. Peki dünyada barış, adalet, merhamet daha mı çoğaldı? Hans Küng büyük bir filozoftur bence. O da öyle söyler. Efendim bilimde, teknikte acayip ilerlemeler oldu. Ay'a gidiyoruz falan filan vesaire değil mi? Peki bilimin ve tekniğin bu baş döndürücülüğünü ne paralel olarak adalette, ilimde, ahlakta, kültürde, sanatta, merhamette bir gelişme var mı? Yok. Tam tersine çöküş var. Eğer bir insanlar arasında insanların birbirine güvenebileceği deontolojik bir ahlak yasaları yoksa uzaya gitsen ne olur? Savaş yani? suçları işleniyorsa, hastaneler vuruluyorsa. İşte bak büyük teknik, işte büyük teknikler var. Bak Amerika'nın işte büyük uçak gemisi var. Nükleer füzelere donatılmış. Bak işte teknik bu. Burada 40 kilometrede Gazze'deki o insanlara gücü yetiyor. O insanlara katledecek. Katledilecek. Gelişme bu mu yani? Bu mudur? Dolayısıyla bu öyle teknik vurgu filan insanlığı kurtuluşa götürmez. Onun için Hans Küng şöyle söylüyor. Yani zannedildiği gibi diyor insanlığın yok olması belki diyor 3. Dünya Savaşı'nın çıkmasıyla filan da olmayacak diyor. İnsanlar arasında hiçbir ahlaki ilkenin, merhametin, sevginin, insanlığın kalmamasıyla insanlık kendisini imha etmiş olacak. Oraya doğru mu gidiyoruz? Oraya doğru, evet oraya doğru gidiyoruz tabii ki. Yani mesela diyelim ki din tahtından indi. Peki 19. yüzyılda sekülerizm, efendim işte pozitivizm, işte finans kapital ve yırtıcı kapitalizm dünyada ne yaptı? Katliam yapmadım. Birinci ve İkinci Dünya Savaşı'nı dindarlar mı yaptı? Hitler çok dindar bir adam mıydı? Stalin çok dindar bir adam mıydı? Pol Pot çok mu dindar bir adamdı yani? Dünyayı ateşe verenler, milyonlarca insanları katledenler şey miydi yani? Kiliseye, camiye mi gidiyordu? Çoğu ateistti yani değil mi? Ne oluyor peki yani? Dini dışladığınız zaman yani vahiy kökenli bir ahlak anlayışını ortadan kaldırdınız. Siz ne koyuyorsunuz ortaya ki yani? Ne koydunuz daha doğrusu? Kaos, yani? Savaş ve kapitalizm geliyor. Yok efendim, humanizm falan bak bunları size söyleyeyim. Bunların hepsi hikayedir. Hiçbiri gelmiyor, yok. Yani humanizm de aslında Batı merkezi işte humanit. Tamam biz de humanizm insan sevgisi anlamında güzel de bu bir söylem biçimi yani. Bu Batı merkezi dış gerçekliği olmayan bir farazi kavramdır. Ne humanizm ya? Humanizm olsa hastane vurulur mu ya? Koskoca Amerikan Cumhurbaşkanı hastanedeki bebekleri görüyor, bir de üzerine uçak gemisi gönderiyor. Kim kimi kandırıyor? Yani. Neyin humanizmi? Ne alakası var işte? Ortalıkta, şimdi sokaklarda bir sürü zevzek, işte humanizm, humanizm. Ne humanizmi? Ya böyle bir şey yok. Batı'da böyle bir şey yok. Humanity yani insanlık buysa zaten humanist olmuyor. Batı'da humanite dendiği zaman şu demek yani. Vastların, Anglo-Sakson, Saksonların Greco-Romen kültürden gelen, Judeo-Kristiyan kültürden gelen adamların humanitesi vardır. Bunun dışındaki toplumların ve medeniyetlerin humanitesi falan yoktur. Haşa hayvan gibi bakarlar. Yahudilere göre Yahudi olmayanların, evet Ortodoks, ultra Ortodoks Yahudilere göre Yahudi olmayanlar bir leş gibidir, bakın, hayvan gibidir. Humanistlerin ırkçılık yapması mümkün değil zaten. Yani humanistten insanı insan olduğu yani, için değer vereceksin. Bunların, ırkına göre ayırmayacaksın. Orada bunların, bile zaten tezat var. Değerli kardeşim, bunların hepsi, bunlar slogandır. Gençler böyle zehirleniyor. Evet, bizim medeniyetimizde var. Biz yaratılanı severiz, yaratılan ötürü. Öyle mi? Aynen öyle. Bu anlayışı Batı medeniyetinde bulamazsın. Eurosantrik bir düşüncede böyle bir anlayış yoktur. Çünkü Eurosantrizm şunu söyler. Der ki insanlık tarihinde medeniyet adına, kültür adına, sanat adına, insani değerler adına ne varsa
Batı'nın ürünüdür. Diğer toplumlar arkaiktir, gericidir, ilkeldir. Yahudi'ye de gidersen onlar hayvandır derler. Orası açık. Bunu da benim gibi ekranlarda böyle çok net konuşmazlar. Çünkü bu adamların çok affedersiniz her tarafı oynuyor. Köşeli değildir. Bütün mesele bundan ibaret. Evet. Demek ki dinlerin de bir çıkış sebebi var. Toplumu bir arada tutmak, insanlığı hatırlatmak, yaradandan ötürü yaradılanı sevmek. O çok doğru bir cümle. Bence bütün bu konuştuklarımızın aslında bütün özeti. Hocam çok teşekkür ediyorum kıymetli bilgileriniz ve yorumlarınız için. Efendim kısa bir reklam arası vereceğiz. Arkasından Karolin Yılmaz ile hafta sonu kaldığı yerden aynı hızla devam edecek. Sonhavadis.com devam edecek. Sonhavadis.com devam ediyor. Evet, bu güzel cumartesi sabahında saatleri 11 yaptık bile efendim. Hafta sonuna birlikte girdik. Ben Karolin Yılmaz ve Karolin Yılmaz ile hafta sonu programı aynı hızla, aynı keyifle, olabildiğince keyifli artık hani şu ortamda ne kadar keyifli olabilirsek devam ediyor. Şimdi tarihin en eski yerleşim birimlerinden birine gidiyoruz. Adıyaman'a gidiyoruz efendim bugün. Daha doğrusu Adıyaman'ın değerli belediye başkanı Doktor Süleyman Kılınç ile birlikte Adıyaman'ı buraya getirdik. Sayın Başkanım hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ediyorum. Nasılsınız? Sağ olun. Çok teşekkür ediyorum bu fırsatı verdiğiniz için. Özellikle estağfurullah. Sağ olun. Bizi kırmayıp buraya geldiğiniz için biz çok teşekkür ediyoruz. Biraz tanıyabilir miyiz sizi? Evet. Doktor Süleyman Kılınç. Aslında ben beyin cerrahım. Doktorum ben. Yaklaşık 5 yıla, 4,5 yıla yakın oldu. Adıyaman Belediye Başkanıyım. Evli 3 çocuk babasıyım. Eşim öğretmen. Hepsi bu kadar. Evet, çok güzel. Daha ne olsun zaten. Şimdi maalesef Adıyaman tabii depremden en çok etkilenen yerleşim birimlerinden biri oldu. Ben acınızı çok iyi anlıyorum çünkü 99 depremini İzmit'te yaşadım. 7.4 ile sallandık. Ne demek olduğunu gayet iyi bilirim. Deprem esnasında neler yaşadığımı gayet iyi hatırlarım. Sonrasında yaşanılanlar daha da insanı acıtıyor ve toparlamak hiç de kolay olmuyor. Evet. Bu anlamda el ele olağanüstü bir çaba sarf ediyorsunuz. Adıyaman şu anda nasıl? Evet Karun Hanım, dediğim gibi tekrar çok teşekkür ediyorum. Adıyaman'ın tanıtımına yardımcı olduğunuz için. Bir önce bahsettiğiniz gibi İstanbul depremi ben de yaşadım. Küçükçekmece'deydim, Avcılar'daydım. O deprem, bu 6 Şubat depremin yanında bir deprem sayılmaz, onu söyleyeyim bir kere. Hakikaten bir kıyametin bir provasıydı. Bu bir gerçek. Orada mıydınız siz, Adıyaman'da mıydınız? Tabii, Adıyaman'daydım ben. Yani zaten dünya tarihindeki en büyük karasal deprem. Bu zaten deprem uzmanları bunu söylüyor. Dolayısıyla böyle dehşetengiz, yaklaşık 400 kilometrelik bir ağı kapsayan ve 11 ili direkt etkileyen, böyle dünya tarihinde eşi benzeri olmayan bir deprem. Bu dediğim gibi İstanbul depremiyle karşılaştırılmaz. Ama tabii İstanbul'da Allah korusun bir deprem bekleniyor ama tabii bu planlamaları ona göre yapmak lazım. Bu bir gerçeği sürekli. Yani Türkiye'nin bir deprem coğrafyası olduğunu ve dolayısıyla tüm planlamalarımızı buna göre yapmamız gerektiği noktasında zaten bu depremler sürekli bize hatırlatıyor. Gereğini yapmamız lazım bir kere bu şekilde. Tabii Adıyaman özelinde bahsettiğiniz gibi kadim bir medeniyet, kadim bir kültür. Mezopotamya toprakları. Bereketli Hilal dediğimiz o kavşağın hemen kuzey kavşağında olan tarihiyle, coğrafyasıyla, kültürüyle, beraber yaşama kültürüyle, farklı dinde, farklı mezhepte, farklı ırktaki insanların hakikaten beraber yaşama kültürünün neşü nema bulduğu yani belki dünyada nadir yerlerden biri. İnşallah onu toparlamaya çalışıyoruz hep beraber. Başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere hakikaten tüm kaynakları aktarmaya çalışıyorlar.
Biz tabii bunlarla yetinmiyoruz. Acaba yurt dışından da işte JICA'dan, Avrupa'dan, UNDP'den, Dünya Bankası'ndan, çeşitli kuruluşlardan da hibeler noktasında destekler alıyoruz. Dolayısıyla şehri toparlamaya çalışıyoruz. Şu an bu seyirde devam ediyor. Psikolojisi nasıl şu anda Adıyamanlıların? En önemlisi o sanki değil mi? Tabii. Şimdi şunu söyleyeyim. Biz tabii binalar yapılır, şehirler yapılır. Ama insanların o kayıplarını geri getirme böyle bir gücümüz yok. Dolayısıyla biz hep böyle eksik noktalardan bir tanesi şudur. Bunu görüyorum ben. Şehirleri yaparsınız. Altyapıları yaparsınız, üst yapılarını yaparsınız. Ama o insanların psikolojisiyle ilgili o yaşamış oldukları travma sonrası psikolojik bozukluklarla ilgili bizim çok daha aktif bir şekilde biraz da buraya yönelmemiz lazım. Tabii ki temel fizyolojik ihtiyaçları karşılayacak bir takım yapılanmalar olacak ama bununla birlikte insanların o kendilerini daha rahat, daha huzurlu, kendilerini hissedebilecekleri ortamlar sağlamamız lazım. Peki yani bahsedelim mi bütün projelerinizden? Efendim? Hem bu alanda hem de diğer alanlarda Adıyaman'la ilgili birçok proje eş zamanlı yürütüyorsunuz. Tabii. Yani bir taraftan tabii biz altyapıya yönelik şu an işin şehircilik anlamında. Tabii. Burada, İçme suyu şebekesi tabii, özellikle değil mi? Yani burada zararlı. Tabii insanların fizyolojik ihtiyaçlarını karşılamanız lazım. Önceliğiniz bu. Hı hı. Barınma ihtiyacını tabii, karşılayacağız önce. Birinci öncelik bu. İkinci o da eş zamanlı olarak insanları da gönüllerine dokurup onları rahatlatmak lazım. Bir takım argümanlarla, bir takım psikoterapi yöntemleriyle onların yanlarında olduklarımızı hissettirmemiz lazım. Bunu yapmamız lazım, yapmaya çalışıyoruz. Hı hı. Bahsettiğiniz gibi hakikaten şu an şehir altyapısıyla ilgili deprem öncesi, zaten biz bu problemleri bildiğimiz için deprem öncesi şehrin tüm altyapısını değiştirmek istedik daha depremden önce. Yaklaşık 30 milyon euroluk bir hibe almıştık. Deprem öncesi hemen ihaleleri yapıldı. Şu an çalışmalar başladı. Tüm şebeke sularını değiştiriyoruz. Şebeke hatlarını değiştiriyoruz. İçme suyu hatlarını değiştirmemiz lazım. Çünkü insanların temel ihtiyaçları noktasında ki şunu ben her yerde söylerim. Gittikçe kuraklık bir trendi var. Dünyada kuraklık trendi var. Dolayısıyla suyun ne kadar kıymetli olduğunu ki şu an mesela İstanbul'da da büyük şehirlerde bu sıkıntıları yaşıyoruz. Bizim bu kayıp kaçak oranlarını en aza indirecek yöntemlerle bu şeyi problemi çözmeye noktasında ciddi emek sarf etmemiz lazım. O yüzden bahsettiğiniz gibi temel ihtiyaçlar noktasında hakikaten şu an altyapı 700 kilometrelik altyapıyı komple değiştiriyoruz. Şehir sebebi. Çok geniş bir alan. Evet. Yani yaklaşık. Kolay bir iş de değil. Tabii, kolay bir iş de değil. Bununla da yetinmiyoruz. Şunu söyleyeyim, bu sadece içme suyuyla ilgili. Güneş enerjisi. O da var içme suyuyla ilgili. Şimdi bu tabii sadece içme suyu değil, altyapıyla yağmur suyu ve kanalizasyon da ayrılması lazım. Bu sistemlerin de ayrılması lazım. Kısmen ayrıştırılmış ama bizde hepsi ayrıştırılmamış. Dolayısıyla bunun için de çok ciddi bir maliyet gerektiriyor. İller Bankası üzerinden, Dünya Bankası üzerinden şu an hibe başvurumuz var. İnşallah o da onaylanırsa şehrin tüm altyapısını komple değiştirmemiz gerekiyor. Değiştireceğiz de. Başka yolumuz yok. Dolayısıyla bunlar devam ediyor. Dediğim gibi altyapısıyla, üst yapısıyla şehri toparlamaya çalış, kültürel dokularıyla, tarihi dokularıyla daha yaşanabilir, insanların daha müreffeh olabileceği. Tabii bir taraftan istihdamdır, bir taraftan üretimdir, bir taraftan eğitimdir. Yani bir bütüncüllük içerisinde insanların temel ihtiyaçları noktasında gereğini yapmamızdan da yapmaya çalışıyoruz. Yani. Tarihi eserler ne durumda şu anda orada? Şimdi burada tabii bir an önce bahsettiğim gibi değil, asrın asırların depremi bu. Bunu niye söylüyoruz burada? Burada orada Karakuş Tümülüsü dediğimiz şeylere yönelik, prenseslere yönelik mezarlık var, tümülüs var. Dünya tarihinde böyle evet. Bir şey yok. Orada Karakuş sütunu dediğimiz, tokalaşma sütunu dediğimiz 2000 yıllık sütun bu depremde yıkıldı. 2000 yıllık. O yüzden diyoruz asrın depremi değil. Asırların depremi diyoruz. Yani 2000 yıllık sütun bu şeyde yıkıldı. Ama diğer Nemrut'tur, Cendere'dir, eski Kahta Kalesi'dir. Bunlar her biri muhteşem aslında eserler. Dünya mirası. Dünya sadece mirası. Bizim değil. Dünya mirası bu. Özellikle eski Kahta Kalesi dediğimiz kalenin ne kadar muhteşem bir yer olduğunu
Orada hem pagan kültürü var, hem Hristiyan kültürü var, hem Müslümanlara ait kültürler var, dokular var. Ve muhteşem bir manzarası var. Dolayısıyla bunları tanıtmamız lazım. Ve dünya mirası, bunlara bir şey olmadı çok şükür. Arsemiyası var, Cendere Köprüsü var ki Romalılardan kalma en büyük köprümüz. Bunlarda bir sıkıntı yok çok şükür. Sadece o Karaköş Tümülüsü'ndeki o sütun yıkıldı, o da tekrar onarıldı. Dolayısıyla tarihi kültürel dokular korunuyor. Ki şehrin yanı başında antik mezarımız var, Perre Antik Kenti var, o da muhteşem bir yer. Dolayısıyla bunların herhangi depremde etkilenmediği, o yüzden ayrıca mutluyuz, onu da söyleyeyim. Allah'a şükür. Peki GES projesi, güneş enerjisi, şimdi enerji tabii dünyanın bir numaralı konusu biliyorsunuz. Evet. O yüzden Adıyaman'da da yeni bir güneş enerji sistemi projesi başlattınız. Şimdi burada tabiatla, doğayla barışık bir yaşam sürmemiz lazım. Karbon ayak izini sıfırlayacak sistemlerle, yöntemlerle. Çünkü dünyanın gittikçe böyle bir hem sera gazlar noktasında hem ekolojik olumsuzluklar noktasında ciddi şeyler belirlememiz, stratejiler belirlememiz lazım. Bu anlamda da gerek GES noktasında biz daha önce başvurularımız vardı. 1 megawatt faaliyete geçirdik. Yaklaşık 4.6 megawattlıkta projemiz onaylandı. Depremden dolayı biraz olumsuzluklar yaşandı. Tekrar onda başvuracağız. Yaklaşık 6 megawattlık, yani kendimize yetecek, şehrin önemli, belediyenin önemli, büyük bir enerji yükünü alacak. Böyle bir projeler devam ediyor. Bir kısmı başladı, bir kısmı da devam ediyor. Dolayısıyla dediğim gibi, biraz önce bahsettiğim gibi, işin tarımıyla, işin turizmiyle, istihdamıyla, üretimiyle daha yaşanabilir şehirler inşa etmemiz gerekiyor. Ve bu şehirleri, inşa ettiğimiz şehirlerin de ergonomik, yani bir nevi insan tabiatına aykırı olmayacak şekilde öyle yüksek binalardan ziyade daha çok böyle yatay binalar ve sosyal donatılarıyla şu anki hedefimiz bu. Eski çarşılarımızda bu anlamda neler yapabiliriz, eski yerleşim yerlerini. Bu anlamda hem bakanlıkla çalışıyoruz, hem bir takım Türkiye Tasarım Vakfı ile birlikte daha böyle estetik, görsele yönelik, hem planlamaya yönelik ciddi çalışmalar devam ediyor şu an. Bir diğer çalışmanız da bildiğim kadarıyla sel sularının yerleşim yerlerine gelmesine engelleyecek olan bir evet. Başka projeniz var. Evet, evet. O tabii o proje bitti. Yani daha doğrusu bizim tam dağın yamacında şehir konumlanmış. Dolayısıyla yağan yağmurlar komple en ufak bir yağmurla şehir çok kötü etkileniyor. Bu anlamda kuşaklama kanalı dediğimiz yamaçtan, dağdan gelecek suları bertaraf edecek, yani daha doğrusu uygun yere kanalize edecek kuşaklama kanalını geçen sene devreye soktuk. Geçen sene ciddi depremle birlikte ciddi bir yağmur yağışı doldu, sel doldu. Allah'tan o kanal aktif haldeydi. Yoksa çok daha kötü olabilir. Urfa'dan kötü olabilirdik. Dolayısıyla ikinci bir felaket öğrendiniz aslında tabii, orada. O da çok ciddi bir işlev gördü ki o zaman her taraf çadır kentti. Yani çadırlar çok daha kötü etkilenirdi. Bu anlamda hakikaten çok ciddi bir işlev gördü. O bizi rahatlattı. Fakat bununla yetinmiyoruz. Bu tek başına yetmeyecektir çünkü. Biraz önce bahsettiğim gibi yağmur suyunu tamamen şehir altı, yer altındaki yağmur suyu kanallarını tekrar yeniliyoruz, ayrıştırıyoruz, kanalizasyondan ayrıştırmaya çalışıyoruz. Onun için proje devam ediyor. Bakanlık, daha doğrusu İller Bankası tamam dedi. Şu an strateji, Cumhurbaşkanlığı strateji başkanlığında. Onlar da onaylarsa, inşallah onu da başlatırsak şehrin altyapısıyla ilgili sorunumuz kalmayacak inşallah. Kabul edildi. Harika. İnşallah. Tekrar insana geri dönelim. Tabii ki her vatandaş bizim için çok önemli. Her insan çok kıymetli. Fakat gençler ve kadınlar daha bir başka. Sizin de böyle bir bakış açınız evet. Olduğunu biliyorum. Onlar için neler yaptınız ve yapıyorsunuz? Ya tabii şunu söyleyeyim. En büyük şeylerde Allah korusun bir afette, bir olumsuzluklarda daha çok dezavantajlı insanlar etkileniyor. Yani çocuklar, engelliler, yaşlılar etkileniyor. Ki bu bağlamda mesela iki haftadır maalesef İsrail'de bir vahşet var, İsrail saldırıları. Ve vefat edenlerin büyük bir kısmı çocuk. Siz de gördünüz o hastanelerdeki çocukları, yani çocukların, masum çocukların ne günahı var? O bayanların, o yaşlı insanların ne günahı var?
Dolayısıyla bir vahşet var orada. Bunu buradan lanetliyorum. Ve böyle durumlarda en fazla etkilenen de onlar. Çocuklar oluyor, yaşlılar oluyor, kadınlar oluyor. Dolayısıyla biz çocuklara, gençlere, yaşlılara yönelik, kadınlara yönelik pozitif anlamda onları biraz daha... Çünkü bunları hayatın içine katmazsanız, dolayısıyla bir toplumda ya da bir ailede... kadın, hanım mutlu değilse o aile mutlu olamaz. Kadın duygudur çünkü. Tabii. Toplum mutlu olamaz. Ülke mutlu olamaz. Tabii. Dolayısıyla onların onlara dokunmak, onlara istihdam, üretim, onları hayata katmak lazım. Çocuklar için de, gençler için de çünkü bizim geleceğimiz, ülkenin geleceği. Bunun yönelik çalışmalar yapmamız lazım. Bu anlamda tabii gençlik merkezleri faaliyete soktuk. Çocuklarımız özellikle bu depremde o hakikaten çok ciddi bir şekilde o çocuklarımız, o gençlerimiz üniversite hazırlık noktasında yine herkese üniversiteyi kazanan çocuklara ön lisans, lisans, özel, devlet fark etme herkese bir seferlik de olsa maddi yardımda bulunduk. Bu deprem olmasına rağmen bu biz de çünkü ekonomik olarak biz de etkileniyoruz. Belediye çok ciddi bir gelirimiz yok. Tüm bunlara rağmen çocuklarımıza, gençlerimize onları eğitim noktasında bir takım sosyal imkanlar noktasında elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz ki yapmak zorundayız. Bu bir lütuf değildir. Çünkü biz hep şunu söyleriz. Bir hamasetle böyle bağırıp çağırmakla güçlü bir ülke olamayız. Biz bilimle ancak güçlü olabiliriz. Bilgiyle ancak güçlü olabiliriz. Dolayısıyla bir taraftan bilim, bir taraftan sanat olacak. Ama şunu da söyleyeyim. Her yerde de söylerim. Şimdi burada Jean-Jacques Rousseau ne diyor? Ta 1746'larda bilim ve sanat ahlak üretmez. Bir kere bunu söylemek, bilmek lazım. Bazen bilim adamı olursun, sanatçı olursun, kendini bir şey zannedersin. Aslında tam tersi tevazu sahibi olman lazım. O ahlak üretmiyor. Ahlak üretseydi Amerika bu şekilde olmazdı, İsrail bu şekilde olmazdı. Bilimde, sanatta iyiler ama... ahlaki noktasında, insanlık noktasında görüyoruz. Tabii. Bir kere bunu görmek lazım. Ama bizim bu çocuklarımızı, gençlerimizi geleceğe yönelik hem bilimde, hem sanatta, hem kültürde, hem de kendi değerleri noktasında, evrensel değerler noktasında, erdemli insan olma noktasında yetiştirmemiz lazım. Bu bizim için önceliğimiz. Çünkü yine Jean-Jacques Rousseau diyor ki işte ressamlarımız var, matematikçilerimiz var, fizikçilerimiz var, çok değerli sanatçılarımız var. Ama değerli yurttaşımız yok diyor. Düşünebiliyor musunuz? Yani ta o zaman, 300 yıl önce. Dolayısıyla bilim, sanat, sizin bir konuda iyi olmanız sizi değerli kılmıyor. Önce insan olmak lazım. Ve bu İsrail'deki olay da, dünyadaki o haksızlıklar da aslında buradan kaynaklanıyor. Yani dolayısıyla bizim bu çocuklarımızı, bu gençlerimizi dediğim gibi hem erdemli hem insani değerler noktasında yetkin, hem de bilimde, sanatta hakikaten çok onlara destek olmamız lazım ki bizim tarihimizde de bilirsiniz. Yani bilimde, sanatta ne kadar ileri olduğumuz dönemlerde dünya tarihinde de başrol oynamışız. 9. yüzyılda, 10. yüzyılda, 11. yüzyılda İbn-i Sina'lar, Farabi'ler. Dolayısıyla bilimde, sanatta ne kadar ileriyseniz ülke olarak o kadar güçlenebiliyoruz. Dedim ama onu mezzetmek lazım. Ahlakla, erdemle, değerlerle bunu mezzetmek lazım. Bu anlamda çocuklarımız, gençlerimiz biraz daha onlara eğilmemiz lazım. Biraz da onlara destek olmamız lazım. Ki bu bir lütuf değil, geleceğimiz için onların geleceğini yapmamız lazım. Bunu çok önemli bir nokta başkanım buna değindi. Etik ahlak olmadan hiçbir şey ifade etmiyor diğer özellikler. Aslında sanat ve bilim de şimdi Yunan tarihine de baktığımız zaman örneğin devletler ve toplumlar finansal açıdan rahatladıkları zaman aslında sanat ve bilim biraz daha rahat ortamlarda baş gösterip gelişebiliyorlar. Dünya şu an zaten o kadar büyük bir kaosun içerisinde ki ekonomik anlamda da sıkıntı tabii ki bütün dünya küresel anlamda yaşanıyor. O yüzden sanat ve bilim sanki bu aralar biraz gerilecektir diye tahmin ediyorum. Ya bilim ve sanatın gerilememesi lazım. Etik bizi kurtaracak varsa. Bilim ve sanatın gerilememesi lazım. Yani şu anlamda mesela biz bu anlamda tabii çocuklarımıza hep diyoruz sadece matematiksel hafızadan ziyade daha çok duygusal, sanatsal hafızayı da güçlendirmek lazım. Bahsettiğim gibi işte tiyatro olur, sinema olur, resim olur, müzik olur. Çocuklarımızın beyinlerini güçlendirmemiz lazım. Canlandırma, şey yapmamız lazım. Daha o hafızayı, o şeyi, beyni kullandırmamız lazım.
Bu anlamda ki projelerimizden bir tanesi kültür merkeziydi. Aslında burada daha çok tiyatroya, sinemaya ne kadar zor zamanlarda da olsa çocukların bu anlamda da eğitilmesi lazım. Buna ihtiyaç var ki psikolojiyi kurtaralım önce tabii, diyoruz işte ki o da var. Gelsin. İşin o kısmı da var. Biliyorsunuz bu dünya savaşlarında yanılmıyorsam Avrupa'da mesela tiyatrolar o anda bile açık yani. Şimdi biliyor evet, musun? Dolayısıyla evet. Ha biz tabii kendi değerlerimiz, kendi ölçülerimiz içerisinde bu anlamda biraz daha hassas olma noktasında, biraz önce bahsettiğim gibi o erdemler, insani değerler noktasında çocuklarımızı biraz daha bu anlamda yetiştirme noktasında biraz daha aksiyon almamız lazım. Biraz daha aktif olmamız lazım ve imkanlar sunmamız lazım. Evet, şimdi bizi izleyen değerli izleyicilerimize de buradan hatırlatmış olalım. Çünkü başkanım bizim programın bir diğer misyonu da aslında ekonomiyi ve küresel siyasi gelişmeleri konuşurken bunu vatandaşın kahvaltı sofrasına da getirip evet, o an peki bundan ne ders çıkarabilirim de pratikte, hayatta şu an Türkiye'de ne uygulayabilirim? Lafın özü şu aslında, sözün özü şu. Ekonomik gelişmeler ne olursa olsun, toplumsal siyasi gelişmeler ne olursa olsun hepimizin duyguya ihtiyacı var. Hepimizin bu anlamda motivasyona, dolayısıyla sanata ihtiyacımız var. Yani çocuklarınızı büyütürken de işte ekonomik olarak sıkıntıdayım, ne yapayım evladım? İşte ben zaten mutsuzum, sana nasıl destek olayım çocuğum? Bu psikolojiden bir sıyrılmak gerekiyor. O çocuğun da duyguya ihtiyacı olduğunu veya eşinizin de duyguya ihtiyacı olduğunu, sevgiye ihtiyacı olduğunu, bunun da en kolay edinilebilecek tarafının sanattan geçtiğini unutmamamız lazım. O yüzden söylüyorum, bu gibi kaotik durumlarda özellikle ekonominin kötüye gittiği noktada hemen ikinci plana ne atılır? Sanat. O yüzden böyle durumlarda sanat geriler bütün dünya üzerinde, ama tam aksine başkanımızın da söylediği gibi dünya savaşları boyunca bile açık kalmış olan tiyatrolar var. Bu da işin işte aslında zehrin panzehiri. O yüzden sanatı, ruhu, mutluluğu, dolayısıyla kadını ve çocuğu, insanlığı unutmamamız gerekiyor. İstediğiniz kadar, bakın bu programda diğer konuklarımızla da aslında hepsinde aynısını konuştuk. İstediğiniz kadar bilimde ileride olun, siyasette ileride olun, ekonomik anlamda belinizi ülke olarak doğrultun. Atamızın da söylediği gibi sanat yoksa can damarlarından bir tanesi kopmuş demektir. O yüzden sanat mutluluk getirecek. Bize belki bilim mutluluk getirir mi bilmiyorum ama gelişme getirecek, gelişim getirecek, ama sanat, çocuk, kadın, işte bunlar mutluluk getirecek olan nosyonlar. Bunları unutmamamız lazım. Hayatın her noktasına da dahil etmemiz lazım. Bakın Adıyaman'ı eskisinden de daha güzel hale getirmeye çalışıyorlar. Başlamışlar ve yaptılar zaten, devam da ediyorlar. Ama başkanımız hep ne diyor? Psikoloji, psikoloji, psikoloji. Önce insanın psikolojisini kurtarıyoruz biz orada diyor. Öbürleri kolay diyor. Kanalizasyonu da düzeltirsin. Şebeke suyunu da paraya bakar değil mi? Para varsa yaparsınız. Alırsınız hibeyi, yaparsınız bir şekilde. Ama burada fark nerede çıkıyor? Hani öyle bir belediye başkanı ki bunun bilincinde ve önce diyor ben insanımın psikolojisini kurtarayım. Diğerleri zaten arkasından geliyor. Bence fark yarattığınız nokta tabii, bu tabii, mu? Tabii. Bu olabilir değil mi? Anladığım kadarıyla. Evet. Yani tabii çok ciddi bir travma. İnsanlar bir dakika içerisinde canlarından oldular, mallarından oldular, her şeyini kaybetti. Hayallerini kaybetti, umutlarını kaybettiler. Kolay bir iş değil. Dolayısıyla bu travmayı atlatmak hakikaten çok zor. Çok. Ama Kur'an-ı Kerim'de der ki her zorlukla beraber bir kolaylık vardır. Cenab-ı Allah insana her türlü zorluğun, her türlü sıkıntının üzerinden gelebilecek bir kapasite vermiş. Yeter ki biz bu kapasiteyi olumluya doğru çalışalım, olumluya doğru evrildirelim. Bu anlamda ümitsiz olmamak lazım. Dolayısıyla burada Cumhurbaşkanımız, işte bakanlarımız, sivil toplum örgütleri ve herkes bir oldu. Hakikaten müthiş bir dayanışma ruhu. Dolayısıyla bu bize umut veriyor. Umutlarımızı daha da canlandırıyor. Biraz önce bahsettiğim gibi yani şehri altyapısıyla, üst yapısıyla, kültürel yapısıyla daha yaşanabilir bir hale getirmek kolay değil. Hep şu örneği de veririm. İki ay önce Japonya'daydık. 40 kilometrelik bir alan. 20 yılda ancak kendilerine gelebilmişler. 20 yılda 40 kilometrelik bir alan. Kobe dediğimiz bir yerde. Buradaki Japon halkı çalışkan bir halk. Titiz bir halk. Tüm bunlara rağmen 20 yılda ancak kendilerine gelebilmişler. Yine 2011'de ciddi bir deprem yaşamış onun. Onagawa'da mı tam hatırlamıyorum ama o da küçük bir yer. 10 yılda ancak kendilerine gelebilmişler. Ama bizim 400 kilometrelik bir ağ tüm
illeri kapsadığı zaman. Bizim şöyle bir sıkıntımız var. Biz kriz yönetiminde, acil müdahalede iyiyiz Allah'a şükür. Fakat planlamada iyi değiliz, onu söyleyeyim. Yani önceden planlamada iyi değiliz. Hep şu klasik laf vardır. Japonların 10'da 9'u planlama, 10'da 1 yapım. Bizimki maalesef 10'da 9 yapım, 10'da 1 planlama. Evet. Keşke bunları unutuyoruz açık açık söyleyeyim. Yani hafıza-i beşer nisyan ile mağlundur diye bir laf vardır. Biz Türk toplumu da travmaları çabuk unutuyoruz. Sanki bir daha olmayacakmış gibi, sanki bize gelmeyecekmiş gibi. Yani dolayısıyla biz planlamayı biraz daha disipline edip, biraz daha aksiyon alma noktasında çok unutkanız millet olarak. Bunu ön planda tutmak lazım diye düşünüyorum. Planlamayı ön planda tutmak lazım. Bundan sonra en azından yapabileceğimiz sorunların daha az olabilmesi için, travmaların daha az olabilmesi için, insan yaşamının daha az etkilen, olumsuz anlamda daha az etkilenebilmesi için planlamamızı ona göre yapmamız lazım ama toplum olarak çok sabırsız, bekleyemiyoruz yani. Diyoruz ki hemen bir planlama yapılsın, hemen vurup geçsin. Allah olmuyor. Ne verdiyse. Yani o biraz zor oluyor. Sabırsız hemen evet. Olsun istiyoruz. Haklı olarak sabırsızız. Ama sabırsızlık beraberinde bazen olumsuzlukları da getiriyor. Yanlış işler yapmanıza vesile oluyor. O yüzden efektif olma dediğimiz zamanı, zemini, yeri iyi kullanmak lazım diye düşünüyorum. Çok teşekkür ediyoruz başkanım. Ben teşekkür ediyorum. Bu ara tabii konuşmamızın başında da söyledim. Adıyaman hakikaten kadim bir kültür. Beraber yaşama kültürüyle, gastronomisiyle, turizmiyle. Tabii. Bu anlamda 26-29 Ekim'de Atatürk Havalimanı'nda, havalanında Adıyaman'ın tanıtım günleri vardır. Hem gastronomiyi tatma, hem insanı tanıma noktası, hem turizmini tanıma noktasında seyircilerimizi davet ediyoruz. Gelmek isterlerse buyursunlar, misafirimiz olsun. Çok teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ederiz. Evet efendim, bir cumartesi sabahında birlikte başladık. Bundan sonra hafta sonu sizin, güzel dinlenin. Ne kadar mümkün orasında çok fazla kurcalamamak lazım belki ama psikolojimizi ayakta tutmak için her ne yapmamız gerekiyorsa lütfen bu hafta sonu onu yapın. Mutlu olmaya çalışın. İnanın bana, çevresel faktörler tabii ki önemli ama %90 her şey sizin elinizde. Haftaya görüşmek üzere efendim. Hoşçakalın. Sonhavadis.com sundu.